X üzeri 5 tane x küpün integraline bakalım hocam. Ben bunun için x üzeri 5'i x küp çarpı x kare olarak yazabilir miyim? Sonuçta üstler toplanıyordu çarpım durumunda. Ve ben burayı direkt x üzeri 5 olarak görebiliyorsam, x küp ve x kare olarak yazdığımda ben bu denklemi integral içinde x küp tane e üzeri x küp çarpı x kare tane dx olarak yazabilir miyim? Sadece bu denklemde x küpe bir t değişkeni atarsam, operatör elde edebilmek adına da her tarafın kısmi türevlerini aldığımda 3x kare dx eşittir dt olur. Ve x kare dx eşittir dt bölü 3 olacaktır. Bu bilgileri de integrale kodladığımda x küp dediğim değer t integral içinde e üzeri x küp dediğim değer de e üzeri t çarpı x kare dx dediğim değer de dt bölü 3 olacaktır. Ben bu üçü dışarıya aldığımda İntegralimiz son olarak t tane e üzeri t dt olacaktır. Burada yolumuzu ikiye ayıracağım. İki metotla çözmek istiyorum. Birincisi zor olan akademik olan yöntem. Eğer lisans okuyorsanız bu daha önemli. 1 bölü 3 dışarıda bekleye dursun. Ben böyle bir denklemde integral içinde u tane dv dediğim değer uçurtmayı vurmasınlar eksi integralde vuranı durdurmasınlar dediğim kodlamayla çözüyordum. U dediğimiz değer için Laplace açılımı vardı. İçeride önce bir logaritma arıyorduk. Yoksa arc tanjant, arc kotanjant gibi ters trigonometrik fonksiyon arıyorduk. Sonra polinom arıyorduk. Sonra trigonometri ve sonra da üstel değer. Burada u dediğim değer yani t dediğim değer polinom oluyor. Ben bu polinom için u dediğim değere t diyeyim. T'yi buldum. Yani u'yu buldum. Arta kalanların hepsi de e üzeri t tane dt de dv olacaktır. Sol tarafın türevini alırsam du eşittir dt. Sağ tarafın da integralini alırsam e üzeri t eşittir v olacaktır. Şimdi bu bilgilerle integrali yeniden yazalım. Yine 1 bölü 3 dışarıda bekliyor olsun. U tane dv integrali eşittir. U çarpı v yani t tane e üzeri t eksi integral içinde v çarpı du oluyor. Du da dt oluyor. Şimdi buranın integrali zaten e üzeri t olduğu için direkt yazıyorum. Burası da t tane e üzeri t oluyor. 1 bölü 3'ü de dağıttığım zaman bu geliyor. T'yi de yerine yazdığımda cevabımız x küp tane e üzeri x küp eksi e üzeri x küp bölü 3 artı c olarak verebilirim. Bu birinci yöntem mi olsun hocam? İkinci yöntemde şunu yapmak istiyorum. Biraz aşağı inelim. T tane e üzeri t dt dediğim değer 1 bölü 3 dışarıda beklerken integral içindeki değer yani şurasını ben ikinci metot olarak şöyle çözebilir miyim? Laplace açılımında t'yi yine u diyecektik. Buraya dv diyecektik ya. Birincinin türevini ikincinin de integralini alacağım. Şöyle ki t'nin şöyle altlarını da çizelim. Önce t'yi yazıyorum. Kendisini yazıyorum. Sonra türevini yazıyorum. Yeniden türevini yazıyorum. Türev olarak yazdım. Artı, eksi, artı yaptım. Sol tarafın türevi sağ tarafında integralini alacağım. Önce kendisini yazıyorum. Sonra integralini aldım. Sonra yeniden integralini aldım. Çarpım olarak yazmaya kalktığımda da şunu yapacağız hocam. Çapraz çapraz ineceğiz. Matris gibi. Ve sonuç olarak şunu diyeceğim. Artı t tane e üzeri t. Yani t tane e üzeri t. Eksi 1 tane e üzeri t. Eksi e üzeri t olacak. Artı c de cevap gelecektir. Eğer ben t dediğim değeri de x küp yazarsam eğer bu denklemde x küp tane e üzeri x küp eksi e üzeri x küp bir de 1 bölü 3 çarpanı vardı en başından beri. Bunu da yazıp artı c dediğimde de cevabımız bu gelebilir.